geçmişinden aldığı güç, dur ve ilhamla şekillendiren bir gençlik tasavvur ediyoruz. Altını çiziyorum. Modern, dindar bir gençlikten bahsediyorum. Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin kalbinin davacısı bir gençlikten bahsediyorum. Kökü ezelde ve dalı ebette bir sistemin aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrakine sahip bir gençlikten bahsediyorum. Hocam kurumlar, bürokrasi, Devlet e, erkanı diyelim genel anlamda, Cumhurbaşkanı'nın şu derdine ortak olabiliyor mu sizce? Maalesef. Zaten referanduma karşı gelmelerin sebebi o. Hı -hı. Referandumda artık ipler masonların elinde olmayacak, ip milletin elinde olacak. İp kavgası var. Adliyede, yargıda ip kimin elinde? He? Bir avuç mutlu putlu lazım mı? moltay çekti dedi. Ben 5000 hakim tayin ettim. Allah Allah. 5000 savcı tayin ettim. O krallık olmuyor. 550 milletvekili HSK üyelerini seçecek 10 tane. Bu krallık oluyor. İplerin iplerin eli değişiyor. Milletin eli artık ipi tutacak. Yargıda da, bürokraside de, ticarette de. Asıl bu başkanlık sistemi endişeleri yok ki. Zaten Türkiye'de CHP'nin başkanlık hayali yok. Haram çünkü ona. Milletle barışmadığı sürece kıyamete kadar bu ülkede CHP'nin e, altı oku o silahları gül yapıncaya kadar iktidar olma şansı yok. Aynı çizgide bir insan olacak. Dün Özal'dı, Erba, Erbakan'dı, bugün Erdoğan. Yine aynı çizgide biri bu ülkenin başına geliyor. İster parlamento sistemi olsun, ister başkanlık sistemi olsun. Dert onlarda o değil onu kalkan yaparak asıl temelde gizledikleri hakikat bu. İpler puştun elinde değil. O değişiyor şu anda. Ha nasıl puşt? Masonlar, Lyonslar, Siyonistler. Bunu görmeyen kördür. Biz mi idare ediyoruz zannediyordunuz Türkiye'yi? 200 senedir. Şimdi tencere kapak bir olacağı için endişeleri